Merhaba arkadaşlar, Almanca Kolay'a hoş geldiniz. Ben Almanca öğretmeni Erhan Özdemir. Dersimizin konusu pronominal adverbien, prepozisyonal adverbien. Hazırsanız dersimiz başlasın. Bu başlıktan ne anlamalıyız? Gelin bunu örneklerle bir inceleyelim arkadaşlar. Şimdi ilk örneğe baktığımızda Wovon spricht Margot? Margot bir kadın ismi. Sprechen von hakkında konuşmak. Diyecek olursak ne yapıyorduk? Sprechen von diyorduk, öyle değil mi? Ne hakkında diyecek olursak demek ki wovon diyeceğiz değil mi? Soru soracağımız için. Wovon spricht Margot? İşte şunun hakkında konuşuyor derken arkadaşlar ve bir açıklama yaptığımızda bu durumda davon yapısını kullanmamız lazım. Yani von soru olarak ne yapıyoruz? Ne hakkında derken wovon, işte şunun hakkında konuşuyor derken de davon diyoruz. Bakın ne demişiz? Margot spricht davon, dass sie Frankfurt verlassen wird. Cümlesine baktığımızda şimdi arkadaşlar burada das'lı bir cümle görüyoruz. Öncelikle bir bakalım. Verlassen terk etmek demek arkadaşlar. Margot şunun hakkında konuşuyor. Neyin hakkında konuşuyor? Frankfurt'u ne yapacakmış? Terk edecekmiş değil mi? Başka bir yere taşınıyor değil mi? Anlıyoruz demek ki bu cümleden. Şimdi burada arkadaşlar bir açıklama getirmek durumundayız. Bu durumda Margot spricht davon denilseydi şunun hakkında konuşuyor ile noktalandırırdık, bitirdik o cümleyi. Ancak virgülle ne yapıyoruz? Bir açılım getiriyoruz bu anlama. Şöyle ki diyor ki Frankfurt'u ne yapacakmış? Terk edecekmiş değil mi? Başka bir yere taşınıyormuş anlamı doğuyor. Bu durumda Margot spricht davon, dass sie Frankfurt verlassen wird demiş oluyoruz. Burada da werden değil mi? Gelecek zaman anlamındaki yapı verlassen wird olarak ne yapıyoruz? Zaten daslı cümleleri biliyoruz değil mi? Eylemler ne oluyordu? Cümlenin sonuna gidiyordu. Buradaki yardımcı eylem werden de ne oldu? Cümlenin sonuna yerleşmiş oldu. İkinci örneğe bakalım isterseniz. Worauf sollte man bei einem Bewerbungsgespräch achten? Evet, önemli bir soru değil mi? Ne diyor? Worauf sollte man bei einem Bewerbungsgespräch achten cümlesi. Bewerbungsgespräch neydi arkadaşlar? Mülakat ya da iş görüşmesi değil mi? Tabii mülakat dersek daha doğru olur. Ya da işte iş görüşmesi. Diyor ki achten auf. Dikkat etmek demek arkadaşlar. Bir iş görüşmesinde ya da bir mülakatta neye dikkat etmeli? Şimdi achten auf demek ki dikkat etmek demek değil mi? Bunun sorusunu sorduğumuzda arkadaşlar worauf değil mi? Neye dikkat etmeli diyecek olursak demek ki worauf sollte man bei einem Bewerbungsgespräch achten. Demek ki bir mülakatta diyecek olursak bei einem Bewerbungsgespräch dememiz gerekiyor. Burada da sollen kullanılmış değil mi arkadaşlar? Şimdi cevabı bir bakalım. Nasıl bir öneride bulunuluyor? Bei einem Bewerbungsgespräch sollte man darauf achten, dass man sich gut anzieht. Evet, bakın ne diyor arkadaşlar? Anziehen, giyinmek değil mi? Gene bir daslı cümle var karşımızda. Ne diyor? Bir mülakatta, bir iş görüşmesinde şuna dikkat edilmeli diyor. Ve virgülle ne yapıyor? Bir açıklama getiriyor bu duruma. Neymiş o? Dass man sich gut anzieht. Demek ki sich gut anziehen, iyi giyinmek demek, öyle değil mi? Dolayısıyla bunu vermiş oluyor. Demek ki şuna dikkat etmelidir. Neye dikkat etmelidir? İyi giyime değil mi? İyi giyinmiş olmaya dediğimizde demek ki bei einem Bewerbungsgespräch sollte man darauf achten, dass man sich gut anzieht demiş oluyoruz. Üçüncü örneğe baktığımızda arkadaşlar worüber denkt der Manager nach? Nachdenken neydi arkadaşlar? Düşünmek değil mi? Kafa yormak anlamına da gelebilir. Der Manager bu da müdür olabilir değil mi? Denken über hakkında düşünmek derken demek ki değil mi? Denken über diyoruz. Dolayısıyla soru bize ne diyor arkadaşlar? Müdür
neyi düşünüyor, neye kafa patlatıyor, neye, değil mi, şeklinde de düşünebiliriz bu soruyu. Şimdi Denkübe denildiği için worüber denkt der Manager nach dediğimizde, değil mi, worüber dememiz gerekiyor. Şimdi bunu arkadaşlar cümleyi bir cevaplayacak olursak, der Manager denkt darüber nach, was nach dem Konflikt geschieht denildiğinde, öncelikle bir bakalım. Konflikt neydi arkadaşlar? Anlaşmazlık, değil mi? İkilem, değil mi? İki taraf eğer bir noktada buluşamıyorsa ve farklı düşüncelere giriyorsa, değil mi? Dolayısıyla ne oluyor? Anlaşmazlık diyebiliriz buna. Geschehen de olmak anlamında, değil mi? Dolayısıyla ne yapıyormuş demek ki müdür? Şunu düşünüyormuş. Was nach dem Konflikt geschieht? Geschieht demek ki gerçekleşmek. Yani burada ben ne demiş oluyorum arkadaşlar? Bu ikiye, değil mi? İki farklı bir kutuplaşmada diyebiliriz, anlaşmazlıkta diyebiliriz. Anlaşmazlıktan sonra ne olacağını düşünüyor, değil mi? Bayağı bir ne yapıyor? Kafa patlatıyor, değil mi? Düşünüyor. Dolayısıyla bunun için nachdenken gayet uyumlu bir eylem olacaktır. Demek ki müdür ne yapıyor? Anlaşmazlıktan sonra neyin nasıl bir şey olacağını, değil mi? Nasıl bir şey cereyan edecek anlamı da gelebilir geçişinden. Dolayısıyla nasıl bir, bu anlaşmazlıktan sonra ne olacağını düşünüyor dediğimizde, der Manager denkt darüber nach, was nach dem Konflikt geschieht demiş oluyoruz. Dilerseniz bu cümlelerin şöyle bir üstünden bir geçelim arkadaşlar. Wovon spricht Margot sorusunda demek ki arkadaşlar neyi dikkat etmemiz gerekiyor? Sprechen von, hakkında konuşmak, değil mi? Margot demek ki ne hakkında konuşuyor dediğimizde ne hakkında, wovon olarak ele almamız gerekiyor. Neden? Çünkü sprechen von dan dolayı, değil mi? O yapıdan dolayı. Dolayısıyla biz bu eylemlere baktığımızda hangi preposition ile anıldığını mutlaka biliyor olmamız lazım ki bunu kurabilelim. Çünkü diğer türlü wovon ve davon yapısını kuramayız arkadaşlar. O anlamda mutlaka o ilgili eylemlerin o ilgili preposition'ları ile nasıl anıldığını biliyor olmamız gerekiyor. Bu durumda ne yapıyoruz demek ki? Margot ne hakkında konuşuyor dediğimizde wovon spricht Margot sorusunu soruyoruz. Şimdi cevap olarak baktığımızda Margot spricht davon, şunun hakkında konuşuyor demiş oluyoruz, değil mi? Ancak virgülle ayırdığımızda, değil mi, das cümlesi kuracağız. Dolayısıyla buraya bir ne yapacağız? Bir açıklama getireceğiz. Bu durumda Margot spricht davon, dass sie Frankfurt verlassen wird. Demek ki Margot şunun hakkında konuşuyor. Neymiş o? Frankfurt'u terk edeceğinden bahsediyor demiş oluyoruz. Demek ki burada da ne oluyor arkadaşlar? Gelecek zaman yapısı werden'i de işin içerisine ne yapmış oluyoruz? Katmış oluyoruz. Demek ki sprechen von ne olacak? Wovon, davon şeklinde ele alınacak. İkinci örneğe baktığımızda arkadaşlar, worauf sollte man bei einem Bewerbungsgespräch achten? Evet, soru cümlesine baktığımızda arkadaşlar, demek ki achten auf neymiş? Bir şeye dikkat etmek demek, değil mi? Bewerbungsgespräch içinde ne dedik? İş görüşmesi, mülakat dedik, değil mi? Bir mülakatta neye dikkat edilmeli diye soracak olursak, demek ki achten auf, auf'tan dolayı ne oluyor? Worauf achten, değil mi? Neye dikkat etmek anlamında, değil mi? Bu durumda işte önerilerde ne yapıyorduk? Sollen model fiilini getiriyorduk hatırlarsanız. Bu durumda bir iş görüşmesinde neye dikkat edilmelidir diye sorarken worauf sollte man bei einem Bewerbungsgespräch achten sorusunu soruyoruz. Cevap olarak verdiğimizde arkadaşlar achten auf demek ki ne oluyor? Az önce soru olarak worauf dedik. Burada da cevabı verirken darauf diyeceğiz, değil mi? Bakın, bei einem Bewerbungsgespräch sollte man darauf achten. Şuna dikkat edilmelidir diyor, değil mi? Ve das'la
devam edeceğiz. Dass man sich gut anzieht demek ki iyi bir şekilde giyinilmelidir demeye getiriyor değil mi bu cümle? Bu durumda arkadaşlar demek ki ne anlamalıyız? Achten auf ile anılıyor değil mi? Dikkat etmek. Bu durumda ne oluyor? Worauf soru olarak da ya da sorunun cevabı olarak da cümle içerisinde darauf demem gerekiyor ki burada ne yapıyorum? Bir açıklamayı getirmiş oluyorum ve bunu yaparken de das cümlesinden destek alabiliyorum. Üçüncü örneğe baktığımızda arkadaşlar worüber denkt der Manager nach? Nachdenken, düşünmek değil mi? Anlamında worüber denken über ya da nachdenken über da diyebiliriz arkadaşlar. Hakkında düşünmek anlamında değil mi? Sorusunu sorarken demek ki worüber değil mi? Soru kalıbı içerisinde kullanılıyorken cevabı verirken ve bir açıklama getirecekken darüber diyoruz. Cevaba bakıyoruz arkadaşlar. Der Manager denkt darüber nach, was nach dem Konflikt geschieht. Demek ki konflikt anlaşmazlık değil mi? Ayrı ayrı düşünme durumu değil mi? Çatışma da denilebiliyor buna. Dolayısıyla bunu şimdi bir ne diyebiliriz? Bir şirket bazında ya da bir iş bazında düşünecek olursak ayrı düşünceler değil mi? Çatışma ya da işte ayrışma, uyuşmazlık diye de düşünebiliriz. Geschehen de demek ki olmak, gerçekleşmek anlamında. Ne yapıyormuş müdür? Kara kara düşünüyor anlamına da gelebiliyor aslında nachdenk değil mi? Düşünüyor. Ne yapıyor? Bu ayrışmadan ötürü ya da ondan sonra ne olacağını düşünüyor dediğimizde was nach dem Konflikt geschieht ile ne yapmış oluyorum? Buraya bir açıklama getiriyorum. Çünkü bunu tek başına şöyle deseydik arkadaşlar. Der Manager denkt darüber nach falanca şey hakkında düşünüyor derken değil mi? İşte o falancanın açılımını ben neyle sağlamış oluyorum arkadaşlar? Virgülle ne yaptım? Bir açıklama getirdim. Buradaki darüber'a. Dolayısıyla uyuşmazlıktan sonra ne olacağını düşünüyor dediğimizde demek ki der Manager denkt darüber nach, was nach dem Konflikt geschieht demiş oluyoruz. Dilerseniz bu görmüş olduklarımızı arkadaşlar doğru telaffuzuyla tekrarlayalım. Wovon spricht Margot? Wovon spricht Margot? Margot spricht davon, dass sie Frankfurt verlassen wird. Margot spricht davon, dass sie Frankfurt verlassen wird. Worauf sollte man bei einem Bewerbungsgespräch achten? Worauf sollte man bei einem Bewerbungsgespräch achten? Bei einem Bewerbungsgespräch sollte man darauf achten, dass man sich gut anzieht. Bei einem Bewerbungsgespräch sollte man darauf achten, dass man sich gut anzieht. Worüber denkt der Manager nach? Worüber denkt der Manager nach? Der Manager denkt darüber nach, was nach dem Konflikt geschieht. Der Manager denkt darüber nach, was nach dem Konflikt geschieht. Sonraki örneğimizle devam edelim arkadaşlar. Womit habt ihr nicht gerechnet sorusunu görüyoruz. Rechnen mit hesaba katmak deriz ya güzel Türkçe'de. Bunu da ne yapmış oluyoruz? Almanca'da da womit habt ihr nicht gerechnet yani neyi hesaba katmadınız demiş oluyoruz. Bakın rechnen mit ile anıldığından dolayı neyi diyecek olursak demek ki womit'i kullanmamız gerekiyor. Rechnen bakın burada ne oldu? Perfekt olarak karşımıza çıkarken habt gerechnet olarak anılıyor değil mi? Neyi hesaba katmadınız diyor soru cümlesi. Bakalım wir haben damit nicht gerechnet. Bakın womit ne oldu? Damit oldu. Dolayısıyla wir haben damit nicht gerechnet, dass die Frauen lange zum Einkaufen brauchen. Yani ne diyor cümlemiz arkadaşlar? Şunu hesaba katmadık. Kadınların uzun süre alışveriş için değil mi? Uzun vakte ihtiyaçlarının olduğunu kestiremedik, hesap edemedik
demiş oluyor cümle. Dolayısıyla bakın burada wir haben damit nicht gerechnet deseydik, değil mi? Burada kapalı bir anlatım olacaktı. Dolayısıyla virgül ve das'tan sonra ne yapmış oluyoruz? Oradaki o damit'e bir açıklık getiriyoruz. Nedir o açıklık? Nedir o ayrıntı? Kadınların uzun süre alışverişe, değil mi, vakit harcıyor olmaları durumu. Dolayısıyla bunu das ile veriyoruz. Bu durumda ne diyeceğiz demek ki arkadaşlar? Wir haben damit nicht gerechnet, dass die Frauen lange zum Einkaufen brauchen demiş oluyoruz. Beşinci örneğe bakalım. Wovor warnt der Trainer? Evet, warnen vor, bir şey karşı ne yapmak? Uyarmak, ihtar etmek gibi düşünebiliriz. Demek ki bunu ne yapıyoruz? Demek ki warnen vor ile anılıyor. Bu durumda cevaba bakalım. Der Trainer warnt davor, den Gegner nicht zu unterschätzen. Değil mi? Orada bir nicht'i unuttuk arkadaşlar. Nicht zu unterschätzen denildiğinde, bakın unterschätzen arkadaşlar, karşımızda Gegner bir defa rakip demek. Unterschätzen ne? O rakibi şeyi görmemek, hani aşağı görmemek anlamında kullanılabilir unterschätzen. Dolayısıyla antrenör şuna karşı uyarıyor. Neye karşı? Den Gegner nicht zu unterschätzen. Rakibi alttan gör, değil mi? Aşağı görmeme ya da şeklinde ele alınabiliyor. Burada demek ki arkadaşlar ne yapmış oluyoruz? Warnen vor dedik ja. Bunun sorusu demek ki wovor? Cevap olarak da baktığımızda davor olarak ele alınmış oluyor. Unterschätzen için küçümsemek de diyebiliriz arkadaşlar. Dolayısıyla rakibi küçümsememeyi ne yapıyor? Küçümsemek gerektiğini ne dair uyarıda bulunuyor dersek daha doğru çevirmiş oluruz güzel Türkçe'ye. Ve son örneğe baktığımızda wofür interessiert sie sich? Evet, o ne ile ilgili derken interessieren für sich interessieren für, hatta neydi bu? Refleksif bir durumdu, değil mi? Dolayısıyla eylemdi. Dolayısıyla sich interessieren für ile ilgili olmak, sorusunu sorarken wofür diyeceğiz. Cevabını verdiğimizde ne oluyormuş? Dafür oluyor. Bu durumda cevaba bakalım ne diyor? Sie interessiert sich dafür, wo sie Archäologie studieren kann. Evet, archäologie anlaşılacağı üzere arkeoloji, yüksek öğrenimi, değil mi? Üniversitede, değil mi? Öğrenim görmek, studieren demekti. Dolayısıyla şununla ilgili, neyle ilgili? Nerede arkeoloji okuyabilir, değil mi? Demek ki bununla ilgileniyormuş denildiğinde sie interessiert sich dafür, wo sie Archäologie studieren kann demiş oluyoruz. Dilerseniz bu öğrenmiş olduklarımızın şöyle bir üstünden geçelim. Ne diyor dördüncü örnek? Womit habt ihr nicht gerechnet? Rechnen mit, güzel Türkçe'de de öyle diyoruz, değil mi? Hesaba katmak diyoruz. Rechnen hesaplamaktı, öyle değil mi? Bu durumda rechnen mit olduğundan dolayı arkadaşlar biz bunun soru yapısı olarak ele aldığımızda womit şeklinde sormamız lazım. Bu durumda womit habt ihr nicht gerechnet? Neyi hesaba katmadınız diyor, değil mi? Soru cümlesi. Cevaba bakıyoruz. Wir haben damit nicht gerechnet, dass die Frauen lange zum Einkaufen brauchen. Yani şunu hesaba katmadık. Kadınların uzun süre alışverişte uzun vakte ihtiyaçlarının olduğunu ne yapamadık? Öngöremedik, hesaba katamadık anlamı doğmuş oluyor. Beşinci örneğe baktığımızda ise wovor warnt der Trainer, warnen vor, neydi? Uyarmaktı, öyle değil mi? Demek ki koç ya da antrenör neye karşı uyarıyor? Der Trainer warnt davor, den Gegner nicht zu unterschätzen. Yani unterschätzen demek ki küçümsemek demek, değil mi? Der Gegner, rakip, yani antrenör ya da koç neye karşı uyarıyor bizi? Diyor ki karşındaki rakibi küçümsememe noktasında bizi uyarıyor. Dolayısıyla ne diyeceğiz biz buna? Der Trainer warnt davor, den Gegner nicht zu unterschätzen
Değil mi? Ve son örneğimize baktığımızda wofür interessiert sie sich? O neyle ilgili? Sich interessieren für ile ilgili olmak demek. Dolayısıyla bunun sorusunu sorduğumuzda wofür cevabı verdiğimizde ve bir açılım getirirken dafür. Bu durumda ne diyeceğiz arkadaşlar? Sie interessiert sich dafür, wo sie Archäologie studieren kann. O neyle ilgili arkadaşlar? Nerede arkeoloji okuyabilir diye bununla ilgileniyor demiş oluyoruz. Dilerseniz bu görmüş olduklarımızı arkadaşlar doğru telaffuzuyla tekrarlayalım. Womit habt ihr nicht gerechnet? Womit habt ihr nicht gerechnet? Wir haben damit nicht gerechnet, dass die Frauen lange zum Einkaufen brauchen. Wir haben damit nicht gerechnet, dass die Frauen lange zum Einkaufen brauchen. Wovor warnt der Trainer? Wovor warnt der Trainer? Der Trainer warnt davor, den Gegner nicht zu unterschätzen. Der Trainer warnt davor, den Gegner nicht zu unterschätzen. Wofür interessiert sie sich? Wofür interessiert sie sich? Sie interessiert sich dafür, wo sie Archäologie studieren kann. Sie interessiert sich dafür, wo sie Archäologie studieren kann. Bir dersimizin daha sonuna geldik arkadaşlar. Bu dersimizde pronominal adverbien, prepozisyonal adverbien konusunu görmüş olduk. Sonraki dersimizde görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın. Tschüss.